Dün gece yine bir kanun hükmünde kararname ile sarsıldık. Bu nasıl bir korkudur? Anlamak güç. 4464 insan bir gecede göçük altında kaldı. Bakın, bu ülkede bir yanlışlık var. Diploması olmayan birisi gelmiş, en üst mertebeye oturmuş, diplomalılar ise memurluğa layık görülmüyor. Diploması olanlara bu nefret neden acaba diye düşündüğümde, kitap özeti okuyanlar, kitap yazanları işten atıyorlar. Fethullah Gülen'i övmek için kitap yazan kişiyi dekan yaptınız, aynı okulda barış bildirgesine imza atan kişileri ihraç ettiniz. Bunun adı tek kelimeyle zulüm, başka bir şey değil. Bu koşullarda o hal ile karabasan kanun hükmünde kararnamelerle referanduma gidiyoruz. O halde referanduma gitti dedirtmeyiz diyen sizdiniz. Bu nasıl bir yaman çelişki? Okulların içini boşalttınız. Kim ders verecek okullarda? Düşünüyor musunuz sayın milletvekili? Bu olan bitenden rahatsız olan akademisyene, öğretmene, okutmana ve kendisi için ben kendimi yetiştirdim, ülkeye faydalı bir bireyim diyen herkese sesleniyorum. Bu olup bitene sessiz kalanın eğitiminden de, öğretmenliğinden de, akademisyenliğinden de şüphe ederim, kusura bakmayın. Bu yaptıklarınız hem yapacaklarınızın teminatı hem de aslında sizin korktuğunuzun resmidir. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle neler yapılabileceğini gördük. Bütün bu yaşananlar aslında yarın yaşayacaklarımızın, yarın yaşatmak istediklerinizin bir kanıtı. Gece uykudan uyanıp bir anda imzalanan kararnamelerle ülkemiz bir anda bir başka Türkiye'ye uyanabilir değerli milletvekilleri. Resmen Orta Çağ'ı yaşıyoruz. Zulüm günleri, karartma geceleri, ama biz çok iyi biliyoruz ki kışın sonu bahardır. Hayırlısıyla baharı umutla, sevinçle, davulla, zurnayla hayırlayacağız hep birlikte değerli milletvekilleri. Sözlerimi bitirirken diyorum ki, Nesimi'nin dediği gibi, zalimin talim ettiği yola minnet etmeyeceğiz. Saygıyla selamlıyorum.